Herkese selamlar dostlar. 1 Aralık 2023 iddia tahammülleriyle hepinize selamlar. Toplamda 6 adet mücadelem var. İdeal ve yüksek oranlardan bahsetmeye çalışacağım. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Direkt isterseniz raporlarla başlamak istiyorum. Öncelikle arkadaşlar Aralık ayı için Kato Telegram gruplarımız yenilendi. Onun bilgisini vermek istiyorum. Kasım ayı gruplarını kapattık. Aralığa geçtik. Onun bilgisini verdikten sonra sizler için devam ediyorum. Bir adet de maç skoru yarışmamız var. Ondan bahsedeyim. Maç skoru yarışmamızda Hatay Sporla Antalya Spor arasında olacak mücadele maç skorudur. Sizce maç skoru ne olur? Sizlere sorduk. Yorumlara yazabilirsiniz. Daha önce yapmış olduğumuz Galatasaray ile Manchester United mücadelesi maç skorunu kazanan arkadaşımız da Uğur Samdan isimli arkadaşlarımız yorumlara 3-3 yazmış. Tebrik edelim kendisini yakalamış inceden gruplara kazan, girmeye hak kazandı. Aralık ayı boyunca gruplarımıza misafir olacak. Her türlü soru görüş öneri ve Uğur arkadaşımız da benimle Instagram üzerine iletişime geçebilir. Instagram adresimiz Kangal Bey olarak da mesaj atabilirsiniz. Aralık ayı gruplarına gelmek isteyenler herhangi soru görüş öneri için de her türlü bilgiyi de buradan benimle alabilirsiniz iletişime geçerekten. Yüksek mislere baktığımız zaman daha dün iki adet yüksek misli verildi. NBA için yüksek verildik. Normalde futbola bu kadar yüksek girmedik. Fakat NBA'ye güveniyorduk. Lakers mücadelesine Lakers'ın 4 fark atarına 1500 misli girdik. Ki dediğim gibi burada kasa yönetimi yapıyoruz. Birazdan zaten Kasım ayı kasasını, Ekim ayı kasasını ve Aralık ayı kasasından bahsedeceğim. Lakers'ın 4 fark atarına 1500 misli girdik. Orlando'nun mücadelesi vardı. Orlando'nun da 8 fark atarına 1000 misli olarak. Önerdik. İki tane çok güvendiğimiz yüksek misli mücadelesiydi. O şekilde kazanarak da 2500 misli bastık ve almasını bildik. Devam edelim. Yüksek misli seviyesinde kasayı doğrudan biz yönettiğimiz için arkadaşlar buraya canlı bahisler de veriyoruz. Ve canlı verdiğimiz bahislerin altına ben mislileri yazıyorum. Yani burada Lazio'nun atacağı bir gole 300 almışım. Paris'in atacağı ilk yerden gelecek bir gole 300 almışım. Bu şekilde yüksek misli canlıları da yüksek misli seviyemizde olduğunu da belirtmek isterim. Ve kasaya baktığımız zaman da sen burada kasa yönetimi yapıyorsun da kasa ne durumda diye soracaklar varsa. Ekim ayında net bir kar 9092 TL net kar yaptık. Kasım ayında milli ara vardı bildiğin üzere. Milli ara olunca çok fazla yüksek misliğe yüklenemedik. 3714 TL net kar yaptık. Aralık ayında ise şu an 409 TL net karda. Yarın da aralığın biri gruplarımız zaten yeni yerledik. 409 TL net karda olardan da devam ediyor. Bugün de çok yüksek misliler verdik. Yarın da vereceğiz inşallah güzel bir seviyede devam etmeye çalışacağız. Dün kombineye baktığımız zaman da günün bir adet ana kombinesi vardı. Ana kombinemiz neydi? Galatasaray mücadelesinin KG varı Bıraka'nın da bir yarayı kazanırıydı. Bıraka'nın bir yarayı kazanırı ayrıca yüksek misli bahisimiz 750 TL onu da söyleyeyim. Burada e, KG var da geldi. Bıraka kırmızı kart görmesine rağmen ikinci yarıyı kazanaraktan da o da geldi arkadaşlar. Günün ana kombinesi kazandı. Günün teknisi olaraktan da tek bir mücadele verdim. PSV'ye maçı kazanırı. PSV İkinci yarı 3 gol atarak da maçı çevirmesini bildi. 3-2 maçı kazandı zaten hem de ikinci yarıyı kazanarak da bizim tekli de getirmiş oldu diyerekten devam edelim. Canlılarda da aynı şekilde ekrandayız zaten. Bunu biliyorsunuzdur. Galatasaray maçının itibarından beri gece saat 1'e kadar canlı yaptık. Hatta ben sizlere direkt gruptan göstermek istiyorum. Şöyle Galatasaray mücadelesine başlayalım. Şöyle bir görsel attım. Ben de bir Galatasaray taraftarıyım. Bunu zaten bile getirmekten çekinmiyorum hiçbir zaman. Ne kadar yolumcu olsa da, duygusal davranmamaya çalışıyorum. Ama güzel mücadeleydi. Ben dedim ki ilk kere bir buçuk üst alalım dedim canlıdan. Nasıl canlı veriyoruz bunu göstereyim. Altına ufak bir analiz yazısı da mutlaka yazıyorum ben her zaman. Ondan sonra ilk kere bir buçuk üst geldi. Ya. dedim ki ilk kere iki buçuk üst de gelebilir. Dakika 18'de zaten iki gol oldu. Bir gol daha bekleyelim. Basın dedim ya bir gol daha atalım dedim. İhri bir oldu. İlk kere iki buçuk de geldi. İki de iki oldu. Ondan sonra dedim ki Dördüncü golü de Galatasaray atabilir. Çok fena basıyordu. Dördüncü gol olmadı. Bunu söyleyeyim. United tatlı 3-1 öne geçti. Efsa 1.5 üstünü aldık burada idealden. Ne oldu? 4 3 oldu. Dedim ki basın. Ev sahibi 2.5 üstü de alalım. Yani 1.81 gibi orandan Galatasaray'ın atacağı 3. golü de aldım. Güzel bir baskı vardı. Tekrardan o gol gelince ev sahibi 2.5 üstte 1.81 gibi orandan yeşillemeyebildik. bildik. Allah çekmişim golü içeri almışız. Ona da şey almışım. Ona da salak diyerekten her topu kaleye vuruyoruz. Bir yer öyleydi. Ama yani Manu sonlara doğru iyi geliyordu. Güzel aldık. Canlılar da bu şekildeydi arkadaşlar. Devam edelim. Cuma videosu olması kaynaklı. Şöyle artı 400 seviyesinde beğeni bekliyorum. Sizlerden artı 400 seviyesi gelirse hafta sonunda özel ben sizlere kombine de videoda önermeye çalışayım. Karagümrük ile İstanbul Sporu karşılaşması. Karagümrük Fenerbahçe mücadelesi oynadı. İyi de oynadı o mücadelede. Yani Fenerbahçe'nin bir üretkensizliği vardı ama Karagümrük zaten elinden geleni yaptı. Golünü attı. Güzel bir gol verilmeyen penaltı, Fenerbahçe'ye aynı şekilde verilmeyen penaltı, karşılıklı verilmeyen penaltılar derken İstanbul Sporlu oynayacak kendi evinde. İstanbul'da en son Hatay'ı yendi ve o mücadelede İstanbulspor gerçekten kendi evinde olması kaynaklı mı bilmiyorum. Çok fazla pozisyona girdi. Kaçan net pozisyonu 5 tane falan var sanırım. Yani öyle söyleyeyim İstanbul iyiydi o mücadelede. Fakat Karagümrük'ün ben İstanbul takımları arasından yani bu İstanbulspor'da galip gelmesini bekleyeceğim. Maç sonu 1'i ben sizlere önereceğim. Karagümrük'ün galibiyetini. Ev sahibi 1.5 üst alırsanız da onun da oranı 1.51. Maç sonu 1 mas, ve ev sahibi 1.5 üst ikisi arasından taraf gitmek isteyenlere 1.5 üst alsın. E, taraf bana yetiyor diyorsan varsa da maç sonu 1'i 1.54 gibi orandan alabilir. İkinci mücadelemiz Hatay karşılaşması. Hatay'a baktığımız zaman da burada ya Volkan Hoca ile birlikte son dönemde çok da iyi gitmeyen bir Hatay Spor var. Onu söyleyelim. Antalya'da son mücadelesine beraber kaldı fakat beklediğimden düşük bir Antalya vardı. Yani milli ara takımı gerçekten yaramamış. Milli aradan önce Ankara gücüne bir futbol oynadı. inanılmaz oynamıştı. Ben de biraz ona güvenerekten hatırladığım Antalya burada da zaten galip gelir diyerekten vermiştim. Hatırlayan vardır. Maç sonu 1 vermiştim. 0-0 bitmişti. Hatay'la oynayacaklar. Tempo olacaktır. Antalya biraz daha iyi olduğunu söyleyelim. Hatay'da en son maçında da İstanbul mağlup oldu. Yani Volkan Hoca son 5 maçının ya dört 4 maçının 3'ünü kaybetti sanırım. Ya 5 maçın 4'ünü. Biraz daha galibiyet gelirse bilmiyorum gönderirler mi de. Sezon başı iyi başlayan bir Hatay vardı. Altay'la ile oynayacaklar. Benim burada skorum 1-1'e yakın bir mücadele geçer. KG varın oranı bir 50 gibi oranı var. Yani yüksek orandan da alan varsa 2-3 gol tercihini 1.79 gibi orandan da alabilir. 1-1 ayarında bir maç geçebilir diye düşünüyorum. Darmstadt'la Köln karşılaşması. Darmstadt sezon başından beri zaten şunu söyleyeyim Darmstadt takımı hakkında. Yani defans yapamayan bir takım olduğunu söylemekte fayda var. Köln'le oynayacaklar burada. Köln biraz daha iyi olduğunu söylemek lazım genel takım itibariyle birlikte. Fakat Darmstadt'ın da gol pozisyonuna girmesi beklenebilir. Köln tarafından da bekliyorum. Burada idealden karşılıklı gelecek goller bir 1.41'de oranı var. İdealdir. Cuma zaten çok fazla güzel bülten daha yok. Burada idealden KG var tercihini alabiliriz. Diğer mücadelem Kızıl Anadolu Efes mücadelesi. Anadolu Efes'te son dönemde gerçekten iyi bir ritim yakaladı. 99 sayı 100 sayı falan da diyerekten de gerçekten ya skorer bir oyun var. Shane Larkin'in burada yani önemi çok fazla yüksek. Son mücadele zaten 27 sayı attı Shane Larkin. Shane Larkin, Larkin tek başına. Kızıldız'da oynayacaklar. Kızıldız'ın kadrosu da gerçekten iyi. Ve Kızıldız'ın taraftarı yani Euroleague'de en etkili 3-4 taraftardan bir tanesi. Anadolu Efes'e oranla mesela Kızıldız'ın taraftarı çok daha fazla maçın içinde. Burada bence Kızıldız'ın tarafına gitmek lazım. Yani Anadolu Efes kurar bir takım ama savunmayı çok fazla iyi yapamıyor. bir iki yani oyuncusu yani savunmayı iyi yapabiliyor fakat diğer türlü biraz zor. Kızıldız'la oynayacaklar burada. Ben burada ev sahibinin tarafındayım. Yani Anadolu Efes yenebilir tabii ki ona bir sözüm yok. Fakat mücadelede burada 4 periyodun sonunda Kızıldız'ın burada 80.5 üst yani 81 sayı atmasını bekleyeceğim. Oranı 1.41. Şunu söyleyeyim. Kızıldız'ın kendi evinde Euroleague ortalaması da 80.5. Ben de burada diyorum ki 80.5 üst olarak da 1.41 gibi orandan da 81 sayı bekleyelim. Anadolu Efes'in savunmasından da 81 sayıyı bulabilir burada Kızıldız tarafı. Barcelona ile Asfel tarafı. Barcelona da yani Asfel'e çok büyük gelir. Yani net büyük gelir. Barcelona'nın buradan doğrudan kazanması zaten beklenebilir. Onu söyleyeyim ben sizlere. E, mat sonu bir oran yok zaten. O yüzden biz burada handikap alacağız. Handikabı da nasıl alacağız Arkadaşlar. Yani Bayern Münih'in burada en az 9-10 farklı atmasını beklerim. 10 fark atarın oranı 1.36. Bayern Münih kend Barcelona kendi evinde burada 10 fark atacaktır. Oranı biraz daha arttırmak isteyen arkadaşlar varsa burada 11-12 şeklinde handikap oranını biraz daha yükseltebilir. Ne kadar risk atsa ben o kadar daha çok yakınım. Oranla zaten ideal seviyelerinde değerlendirecekler. Bu yönde bir değerlendirme yapabilirler. Barcelona'nın burada 10 sayı oran arttırmak isteyen varsa 11-12 fark atarı da değerlendirilebilir. Valencia ile Baskonya tarafı mücadele ediyor burada da. Özellikle Valencia'nın bu maçta favori olmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi şu. Yani son dönemde gerçekten takım oyununu iyi oynayan bir Valencia takımı var. Bu takım oyununu iyi oynadığı için burada Baskonya'ya karşı favori olunmuş. Gerçekten top paylaşımını iyi yapan bir Valencia tarafı var. Ben burada Valencia tarafındayım. Yine kendi ev sahibinin galibiyetinden ziyade sayıya gittim. Zaten galip gelirse bu bantlarda atması lazım bir nevi. Ben burada Valencia tarafının burada. Bu arada Baskonya'da çemberin çizginin dışından gerçekten iyi üçlük atan bir takım. Özellikle Ritim bulursa Howard'la birlikte can çekiştirir. Fakat ben diyorum ki burada ev sahibi 78.5 üst alsın. 1.44 gibi orandan idare alalım. Yani burada Valencia'nın atacağı 79 sayı sizlere önerimdir. Değerlendirecekler bol şanslar. Toplamda 6 adet mücadelem var. İdeal yüksek oranlardan önerdim. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Videoyu like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.